Merhaba arkadaşlar, bambaşka bir video ile karşınızdayım. Yine basketbolla ilgili ama daha önce hiç böyle şeyler izlememiştim ve bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum. Daha önce buna benzer bir video yapmıştım. Onda da bir smaç yarışmasını yorumladım. Daha doğrusu tepki verdim. Şimdi kızların smaç yarışmasını izleyip birlikte tepki vereceğiz, yorum yapacağız. Sizler de tepkilerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. İlk olarak 3 tane video buldum internette toplam. İlk olarak ya çok az izledim ama devamını videoda izlemek istedim. Bir izleyelim, başlatıyorum. Neresi olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Çok küçük bir kasaba herhalde, ya da bilmiyorum yani, bilenler taşlamasın beni. Başlıyoruz. İşte kızların smaç yarışması, potalar kısa. diye böyle bir şey yaptılar, hiçbir fikrim yok. Ters falan vuruyor bir de valla. Çok ilginç ya. Ama aslında güzel yani, kızları da heveslendirmek için. Potanın boyu herhalde 1.80 falan sanırım. Üstünden bastı. Wow. Oo, taklayı attı. 33 numara. Dengesini tutturamadı ilk öncelikle. Ah be, bassa. Bacak arası. 33 çılgın çıktı beyler. 33'ün içinden bir Zach LaVine çıktı. (gülüyor) 40 numara. Yani şu an tepki veremiyorum var ya, gerçekten. Burada keşke troll amaçlı... Oo, siyahi arkadaşlarımız geldi. Genlerinizde olan bir avantajı konuştur. Bak var ya, biliyorlar ya. Aldı şu an. Bu aldı şu anda. 11 numara için. Nasıl 8 numara ya? Ha, 108 mi? Ne yaptı o? Abi 11 numara aldı dedim. Bak aldı, tertemizdi. İlk smaç yarışmasında doğru tahmin yaptım. Şimdi ikinci yarışmada 4 numara. Damn. İçinden Blake Griffin çıktı şu an, farkında mısınız? Pardon, Westbrook hatta. Bu kadar hırsa Westbrook bu. Bruh. Bu 5 numara biraz komik. Abi az önceki kız çok iyiydi ya başlangıçta. Bu diğer bir yarışmanın hani diğer bir günü mü desem artık, ya da başka bir yıl da olabilir, bilmiyorum hiç. Ama az önceki yarışmayı tahmin ettiğimiz kişi kazandı. Ben de buna ilk baştaki kız diyorum. Çünkü çok yani böyle hani smaç gerçekten basabiliyormuş gibi bir havası vardı. Bu yarışmacımız Yaşar geliyor. Sayı attı ya. Ters smaçlar falan. Bir de aliyüp. Ama var ya, Türkiye'deki herkes bunu yapıyordur ya. Kısa pota gördüğümüz zaman biz de böyle şekilli şüküllü smaçlar vurmaya çalışıp kendimizi NBA oyuncusu sanıp ondan sonra bunlar gibi gözüktüğümüzü farkındayım. Bu arada benim kız kazanmadı. Bu videoyu Stanford'dan buldum. Yani burada biraz daha, en azından az önce izlediklerimize göre, profesyonel kız basketbolcular var. Yine pota kısa ama 360, o sevinç beni benden aldı yalnız. O bunda puanlama da var. Ben de puanlayabilirim. Bu smaca puanım benim 8'di şahsen. Erica McCall uçma hareketleri yaptı. Bakalım. Ne yaptı? Birinin üstünden mi vurdu o? Yoksa uçuyormuş gibi çek kanka tarzında bir şey. Oo, hayır, birinin üstünden vurmuş. 911 ağacı. Oo, bak oyunculuk da var. Ya 10 değil be. 10 değil ama oyunculuktan hadi ben de 10'u çıkardım şu anda. Lily Thompson. Lily de bir böyle hani birazdan serbest atıştan vuracağım havası. Ronaldinho'ya da benziyor gerçi. Oo, Lily. Aldı şu anda Lili. Woo! Nasıl 9 oğlum? Az önceki smaç 10, bu nasıl 9? Siz nasıl jürisiniz? Bam olarak bilinen Amber Orange. 2 R ile yalnız. Bam'de de bir psikopat tipi var. Of var ya. Bu smacı böyle NBA'de Drexler mi ne çevirip vuruyordu. 8 yani. Kalbi kırılmasın diye 8 vermişler. Brianna ya da bilmiyorum nasıl okunur. Robertson. Yalnız tam bir basketbolcu edası. Zaten basketbolcular da çok basketbolcu duruyorlar yani. Oo, Robertson. Bu kaç alacak merak ettim. Oo, sevinmeler.
gerçekten az önce 10-10-10 aynen. Demek ki birilerinin üstünden vurunca jüri seviyor. Evet, şimdi final roundu. Michael Jordan, Dominic Wilkins, Zach LaVine, Aaron Gordon smaç yarışmasından sonraki en büyük şampiyonluk roundu. Bakalım kim kazanacak? Hiç jüriye bakmadan ben kimin kazandığını tahmin etmeye çalışacağım az önceki gibi. Güzel. Ortadaki onu şöyle kaldırdı yalnız. Tabii ki de on manyak falan diye. İddialı bir şeyler yapmadığı sürece az önceki ablamız kazandı yalnız, söyleyeyim. Uzaktan sıçra. Az önceki 10, hadi buna da aynen tam diyecektim yani, birisi 9 verse falan diye. 9 veren kendini feda etmiş ama 30-29 güzel bir smaç yarışması olmuş. Biraz kısa bir video oldu farkındayım ama bu tür içeriklerle de karşınızda olmaya çalışacağım. Tepkilerim diyeyim ya da ne bileyim, birlikte yorum yaptığımız, izlediğimiz videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım. İnternette çok bilinmeyen ya da daha önce yapılmamış ya da az yapılmış şeyleri yapmayı düşünüyorum. Önerilerinizi, şikayetlerinizi, eleştirilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve bu video izlediğiniz ilk videomsa, kanalımda NBA 2K oyunları ve basketbolla ilgili bir sürü şey var. Abone olmayı unutmayın ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin, takipte kalın. Ayrıca iki kere abone olun, yorum yazın falan dediğimin farkındayım. Çıkış cümlem o benim. Yoksa videoyu kapatıyorken kendimi garip hissediyorum. O zaman... Video izledikten sonra... Neyse, hadi bay bay.